Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, saygılar. Ben spiritüel danışman Astro Canan Canoğlu. Bugünkü destesi işte su falımız var. Klasik tarotumuz var. Mars ile tarotumuz var. Ve akaşik kayıtlarla destek vereceğim. Akaşik kayıtları içeren kartlarımız bizim bilinçaltımızı ve kolektif bilinçten aldığımız enerjiyi açığa çıkartmamızı, okumamızı sağlayacaklar. Umalım bütün iyi niyetlerimizle yaptığımız dileklerimiz gerçek olur. Su falı için hazırlık yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Önce maddi durumu soralım. Maddi durum. Sonra da dostlarım dengeleme, ikili ilişkileri dengeleme nasıl olacak? Bir de zihnimizi dengeleme. Zihin, beden, ruh üçgeni. Zihin, beden, ruh üçgeni nasıl olacak? Ruhumuzla bağlantıyı sağlıyor muyuz? Bunları soracağız. En önemlisi de o zaten sevgili arkadaşlar. Şimdi bütün sıkıntılarımı, üzüntülerimi ateşe verdim ve onlardan artık kurtuluyorum. Geçmişimle aramdaki bağları kesiyorum. Geçmişimdeki bütün sıkıntılarla olan bağımı kestim gitti, kestim gitti, kestim gitti. Ve sadece hayatımda iyi olanı oldu bitti enerjisiyle çekiyorum. Ateşin oldu bitti enerjisiyle bütün isteklerimi hızlandırıyorum. Ve ateşe yönelik meditasyonumuzu dostlarım gerçekleştiriyoruz. Üç büyük dileğinizi söyleyin. Dostlarım, şu anda bütün dileklerinizi, isteklerinizi mumun üzerine aktarmanızı rica ediyorum. Oldu bitti enerjisiyle, ateşin yaratım gücüyle bütün dileklerimiz çabucak gerçek olsun. İçinizden geçen dilekleri söyleyebilirsiniz. Ben bekliyorum. Ben de kendime ait özel isteklerimi söylüyorum. Ateşe bakarak meditasyon yapıyorum. Minik bir meditasyon. Güneşin ruhu, ateşin yaratım gücü, su falını okumama yardım edin. Su falını seçen sevgili dostumun güzel yüreğinden geçen her şey gerçek olsun. Klasik tarotu okumama ve bilinçaltının derinliklerinde yıldızımı yükseltmeme yardım edin. Sevgili meleklerim ve evrenin bütün güçleri ve mıknatısları birleşin. Ve bu desteği okumama yardım edin. Marsilya destesine dil verin ve onun dilini okumamı sağlayın. Akaşik kayıtları tutan sevgili meleklerim, ata köklerimden getirdiğim varsa bir günah, varsa bir negatif enerji temizlensin. Geçmiş karmalarımda işlediğim bütün suçların, bütün günahların affedilmesi için sevgili meleklerimden destek bekliyorum. Sizleri, doğayı, hayvan dostlarımı ve dünyayı seviyorum. Sevgili meleklerim, oldu bitti enerjisiyle bütün dileklerim benim hayrıma ve bütünün hayrına olmak üzere gerçek olsun. Ve bu muma bakan bütün dostlarımın yüreklerinden geçen her şey fazlasıyla gerçek olsun. Size ve sevdiklerinize bereket ve ilahi nur yağsın. Amin. Sevgili dostlarım, geliyorum su falını okumaya. Çapraz giden işler, farklı giden
yönler görüyorum. Sanki sevdiğinizde farklı yönlere gidiyorsunuz. Farklı yolları deniyorsunuz. Fark yaratmak size çok iyi gelecek. Su falanı seçen sevgili dostum. Farklı olanı deneyeceksin. Başarılı olacaksın. Sevdiğin insanla, partnerinle, kocanla, karınla, yanındaki annenle, evladınla. Hayat yolunda hangi ruhla devam ediyorsan onunla. Farklı yollar denenmiş. Ama yolun sonunda birleşme var. Kesinlikle farklı yönlere gitseniz de birleşeceğinizi görüyorum. Şurada bir kedi var, sanki bir genç kızın ayaklarının dibinde dolanıyor. Bir enerji akışı ve bir müjde sizi bekliyor olacak. Bir genç kıza bir müjde akışı görüyorum. Elinde altın tutmuş bir kadın. Para, bereket benim diyor. Ve mor renkli sevgili dostlarım, lavantalar, lavanta bahçeleri görüyorum. Üzerlerinde lavanta olan genç kızlar, genç delikanlılar görüyorum. Sanki bulunduğunuz ortama bereket yağıyor sevgili dostlarım. Bereket ve iyilik yağacak, dualarınız kabul olacak. Herkesin sıkıntılı olur dediği anda bu necip milletimize, bu necip insanlığa, bu temiz Anadolu genlerine sahip insanlarımıza bereket yağacak. Tüm düşmanlarımızı çatlatacağız. Gerek sizin dualarınız, gerek anne babalarınızın duası duyulmuş ve sanki ülkemizin üzerine, bir şehrin üzerine ve dahi sizin evinizin üzerine ve dahi bu güzel yüreklerinizin üzerine aşk, iyilik ve bereket doğmuş. Allah aşkı doğmuş ve insan aşkı doğmuş sevgili dostlarım. Bereket, iyilik, güzellik seninle. Bundan emin olabilirsin. Su falını hangi dostum seçtiyse küllerinden doğacaksın. Sen bir ankasın. Küllerinden doğduğunu görüyorum. Yüce yaratıcı ve sevgili melekler. Sanki Anadolu'ya ve dahi bizim yüreklerimize iyilik serpiştiriyor. Dostlarım, bütün dualarınızın kabul olduğu bir süreç yaşıyorsunuz. Hiç üzülmeyin. Sıkıldığınız iki konu aydınlığa çıkacak. Hiç üzülmeyin. Siz Rabbinize sığının. Diyeceğimiz tek söz şu. Hasbinallah nimel vekil. Hiç insana dayanma diyor su falındaki meleklerin. Allah'a dayan. Rabbin seni yarı yolda bırakmaz. Hasbinallah nimel vekil. Su falını seçen sevgili dostlarıma her gün bir tesbih, hasbinallah nimel vekil zikrini çekmelerini öneriyorum. Yüce Allah her daim yardımcınız olsun. Önünüze çıkan engeller ve oluşturulan setler bir bir açılıyor. Aşıyorsunuz, kapıları açıyorsunuz. Engeller aşılıyor, kapılar açılıyor. Daha ne olsun? Kocaman bir şelale görüyorum. Dolup taştığınızı, tatilde mutluluğa doğru koştuğunuzu görmekteyim. Bakalım akaşik kayıtlar ne diyor? Akaşik kayıtları izninizle 3 tane çekmek istiyorum. Bakalım neler oluyor? Kutsal ruh seninle diyor. Ve niyetine odaklan diyor sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla güzel bir dönem geçireceksiniz. İşsiz olan sevgili kardeşim bir işe girdiğini görüyorum. Kolektifin ayrına büyük bir işi başarıyorsunuz. Ve maskenin arkasındaki niyeti gör diyor. Sen insanlara acını belli etmiyorsun. Maskenin arkasında acı var. Ama bu acı ve gözyaşı dinecek. İş ya da bir mesleğe girme, bir diploma alma ya da bir maddi bolluğa kavuşma yoluyla her şeyi güzelleştireceksin. Ön sezi ve tezahür diyor. Kutsal ruh seninle. Ön sezilerin çok kuvvetli ve her şeyi tezahür ettirme gücüne sahipsin. Ön sezi ve tezahür. Dostlarım, iyilik dilerseniz iyilik gelecek. Para dilerseniz para gelecek. Aşk isterseniz aşkınız gelecek sevgili dostlarım. Her şeyi tezahür etme gücünüz varmış. İlahi sistem bunu söylüyor. Ve bir genç insana, genç hanıma evlilik görüyorum. Suyun yüzeyine çıkan başarı görüyorum. Aynı zamanda kendinizi
yeni bir çevrede, yeni bir arkadaş dost çevresinde bulabilirsiniz. Her şey lehinize mutlu gözüküyor sevgili dostlarım. Geliyorum klasik tarotu seçen sevgili dostlarıma. Bakalım orada neler olacak, neler sevgili arkadaşlarım. Evet. Şimdi klasik tarotu seçen sevgili dostlarıma bir maddi olanakların artması söz konusu diyorum. Birinci olarak maddi olanaklar artı durumda, artışta. Fakat sizin bunu paylaşmanız gerekiyor. Evrensel sistem diyor ki gerek ailene gerek sana, gerek iş çevrene gerek sana. Biz bolluğu akıttık, birileriyle paylaşman lazım. Gerçekten sokak hayvanlarıyla mı paylaşırsın? Kimsesiz yetim bir çocukla mı paylaşırsın? Bunu paylaş. İlahi sistem diyor ki bak diyor, uyarı geldi. Ben sana veriyorum. Senden bir başkasına gidecek. Ve bu döngüdür, devam edecek diyor. İyilik yapmak konusunda uyarı var. İşe girebilirsin. Yeni bir iş sahibi olabilirsin. Ya da maddi imkanları yüksek birisiyle evlilik yapabilirsin. Ya da sevgili arkadaşlarım, hiçbir şey olmaz, sıradan bir insansındır ama sokaktaki bir hayvanı bile ihmal etmiyorsundur. Sana da iyilik gelecek sevgili dostum. Bazı kereler insanların bulunduğu maddi olanaklar kısıtlıdır. Ama dayanışması güçlüdür. Öyle bir dönemden geçiyorsun. Kim dayanışma yaparsa ben ona fazlasıyla vereceğim diyor. Burada aile var, burada sokak hayvanları var, burada çocuklar var, kimsesiz yetimler var. Sen bu dünyaya aitsin, sen bu dünyada bir bireysin ve senin ailen bu dünyanın ta kendisi. Dükkanın önüne gelen bir köpeği kovamazsın sen. İlahi sistem verdiğini alır, alacaktır da. Evinin bahçesinde yavrulayan bir kediyi atamazsın. Rabbin de seni atar cehennemin dibine kadar hem de. O yüzden diyorum ki dostlarım, kusura bakmayın, ben böyle koç burcum, birden alevlenirim. Hani yapılan kötülükler falan böyle tezahür ediyor kafamda. Yani çıldıracak gibi oluyorum. İlahi sistemden uyarı geliyor. Anne baba evlattan oluşan bir ailen yok senin. Doğadan oluşan, canlılardan oluşan, arılardan, kuşlardan, böceklerden oluşan bir ailen var. Bunu dinle diyor. Doğayı koru diyor. Sokak hayvanını koru diyor. Sokakta gezen yetim çocuğu koru diyor. Al onu karşına, dinle diyor. Bir güler yüzle sadakadır. Benim simit alacak param yok diyorsun. Olmayabilir. Yeri geldi benim de olmadı. Merhaba dedim, bir güler yüz gösterdim. Seni seviyorum. Dayan dedim. Sen de yapabilirsin. Yapmak zorundasın. Sevgili dostum, artık evinden çıkmanın zamanı gelmiş ve insanlara yardım etmenin vakti gelmiş geçiyor. Yardım edeceksin. Yaptığın yardımlar karşılığını bulacak. Ve gerçekten maddi bolluğa kavuşmak istiyorsan alma verme dengesini yerine oturt. Her şey yerine ve zamanına göre yapılır sevgili arkadaşlarım. Ve şurada çıkan Akashic kayıtlar diyor ki büyük başarı seninle diyor. Büyük başarıyı elde etmek istiyorsan niyetine odaklan. Niyetin hayırsa akıbet hayırdır diyor. Ve gerçekten niyetine odaklandığında her şeyi alacaksın ve onurlu yolda ilerlediğini, her türlü başarıyı aniden yakalayacağını söyleyebilirim. Ani başarı, ani mutluluk ve aniden gelen güzellikler seninle olacak. Yaşamında bir ileri bir geri adım atabilirsin. Ama hiç üzülme. Bir kazanıyor, bir kaybediyorsun. İki kazanıyor, iki kaybediyorsun. Gün gelir, üç kazanır, bir kaybedersin. On kazanır, bir kaybedersin. Hayatında dengeyi tutturmayı başaracaksın. Yenile yenile yenmeyi öğreneceksin sevgili arkadaşım. Şimdi geliyorum Marsilya tarotuna. Marcel tarotuna sevgili arkadaşlarım. Bakalım İtalyanlar ne yapmış? İtalyanlar yapar da izlenmez mi? Rönesans'ı yaratan adamlar İtalyanlar, Fransızlar, İspanyollar. Resim ve mimari
İtalyanların ve İspanyolların işi dostlarım. Bu konuda şeyim yani, İtalyan ve İspanyollara hayranım. Tabii herkes hayran. Yani benim onlara hayran olmamak gibi bir lüksüm yok. Seviyorum ben bu Marsilya tarotunu. İspanya'dan kartlı geldi. Sevilmez mi? Evet, İspanya'dan gelen kartlarım. Şimdi bir bakalım. Akaşik kayıtlarına da bir bakalım. Neler var? Şimdi bir kere öncelikle yüksek benliğimizle iletişime geçelim. Yüksek benlik diyor. Kendimizin yüksek benliğiyle ve karşımızdaki kişinin yüksek benliğinden izin alarak bir yüksek benlik çalışması yapacağım. Sevgili dostlarım, şimdi sevgili yüksek benliğim, bilinçaltımda olan bütün isteklerin, dileklerin açığa çıkması için sana izin veriyorum. Sevgili bilinçaltım, blokaj yoluyla oluşturduğum yoksulluk duygusunun giderilmesi için, yarattığım hastalıkların benden uzaklaşması için ve her türlü sevginin hayatıma dolması için benimle beraber çalışmanı istiyorum. Sevgili yüksek benliğim, sana benimle olman için izin veriyorum ve seni yaşamımın bütün alanlarına davet ediyorum. Ve öyle oldu. Ve sevgilimizden ya da karşımızdaki partnerimizden izin istediğimizde, onun yüksek benliğinden izin istediğimizde şu sözleri söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşım, sevdiğim insan ya da onun adını söyleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşım, senden ve senin yüksek benliğinden bana eşlik etmeni istiyorum. Sevgili meleklerim, sevdiğim insanın yüksek benliğinden izin alarak onun bilinçaltı okumalarını gerçekleştirmek istiyorum. Onun bilinçaltı kodlamasında olan öteleme duygusu, engelleme duygusu ve her türlü yokluk duygusu ondan uzaklaşsın. Yaratım gücü devreye girsin. Teşekkür ediyorum diyebilirsiniz. Marsilya Tarotu diyor ki bize dostlarım, taşınacaksın diyor. Evini, işini değiştireceksin diyor. Hadi gözün aydın. Niyetin neyse sonu hayırlı. Ve şurada La Dible diyor. La Dible dediği de dostlarım bir şeytan kartı var. Sanki evinize yapılan bir tılsım, bir büyü ve bir negatif enerji sonucunda evinizde ya da çevrenizde bir nazar enerjisi ya da Allah göstermesin bir büyü sonucunda bir tıkanma söz konusu. Bu tıkanmış olanı açıyorsunuz. Tıkanmış olanı açmanızla beraber her türlü bereket hayatınıza yağıyor. Bereketin hayatınıza yağması sonucunda işle ilgili yeni başlangıçlar veya özgürce hareket etmeniz sonucunda bolluğu, bereketi iyiliği çekiyorsunuz. Ve farklı şehirde, farklı yerde pek çok işi hallettiğinizi görüyorum. İkili ilişkileriniz şifalanıyor. İkili ilişkilerde karşılıklı konuşma ve anlaşma yoluyla sizin mutluluğu yakalamanız söz konusu. Bir konuda eğitim aldığınızı görüyorum. Yarım bıraktığınız eğitimi tamamladığınızı, bilinç ve bilgi seviyenizi yükselttiğinizi ve Akashic kayıtlara girmeniz neticesinde ikili ilişkilerinizin hat safhada iyi olacağını, evlilik yolunda, beraberlik yolunda güzel adımlar attığınızı görüyorum. Sevgili Allah'ım, meleklerim ve her türlü perilerim, lütfen bana ve sevdiklerime yardım ediniz. Onların en iyi şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, dilediklerini çabucak tezahür ettirebilmeleri için ateşin varoluş gücünden yararlanıyoruz. Teşekkür ederim. Dostlarım,
ve mumla bütün negatif enerjilerinizi yakıyoruz. Lütfen gönderin onları evrene. Sadece iyi olanları seçin. Katın hayatınıza. Ekmeği katık yapıp yiyin. Sevginizi katık yapıp hayatınızı renklendirin. Ve bollukla iyiliği birbirine karıştırarak zihin, beden ve ruh üçgeninizde sevgi enerjisini oluşturun. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.